Bu alıştırmamızda Autodesk Inventor'ın temel teknik resim oluşturma özelliklerini göreceğiz. Öncelikle teknik resim görünüşlerini oluşturacağımız modelimizi açacağız. Temel görünüşler dizinin altındaki montajımızı seçiyoruz ve montajımızı açıyoruz. Modelin teknik resim görünüşleri oluşturulmadan önce açılmasının size sağlayacağı bazı avantajlar var. Bunlar neler? Şimdi bunlara bakalım. Hızlı ulaşım menüsünden New komutunu çalıştırıp standart IDW şablonunu seçiyoruz ve yeni bir teknik resim sayfası açıyoruz. Place View şerit menüsü altındaki Create paneli teknik resim görünüşlerini tanımladığım komutların olduğu paneldir. Öncelikle bir Base View'nun tanımlanması gerekir. Base View temel görünüş anlamına gelir. Eğer arkada görünüşlerini çıkartacağım model, bu bir parça ya da montaj olabilir, açıksa otomatikman burada dosya olarak seçilmiş olur. Eğer değilse o zaman buradaki ikonu kullanarak görünüşlerini oluşturmak istediğiniz parça ya da montajın seçilmesi gerekir. Orientation bölümü ise temel görünüş oluşturma bakışlarını içerir. Ön görünüş, üst görünüş, alt görünüş gibi. Buradaki ikonumuz ayrı bir pencere açılmasını sağlar ve bu pencerede modele istediğimiz bakış açısını tanımlayarak bu bakış açısına göre görünüşün üretilmesi için kullanılır. Örneğin ilk olarak temel görünüşümüzün bu bakış açısına göre türetilmesini isteyelim. Finish Custom View ile yeniden teknik resim ortamına döneriz. View Scale Label bölümü ise görünüşün ölçeğini tanımlamak için kullanılır. View Identifier karşısına girdiğiniz bilgi görünüş için kullanılacak olan etiket ismidir. Buradaki ikona basarak etiket ismini istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Buradaki ikon görünüşün altında ölçek ve görünüş etiketinin yazı olarak yer almasını sağlar. Style bölümü görünüşün özelliklerini tanımlar. Arkada kalan çizgilerin görüntülenmesi, kaldırılması ya da görünüşün gölgeli olarak çizime yerleştirilmesi var olan seçenekler arasındadır. İlk görünüşümüzü çizime yerleştirelim. Diğer görünüşleri bundan türetmek için Projected View isimli komutu kullanacağız. Projected View komutuna girdiğimizde öncelikle bizden türeteceğimiz temel görünüşün seçimi istenir. Bu görünüşü işaretledikten sonra faremizin hareketleriyle ve tıklamalarıyla oluşturmak istediğimiz görünüşleri oluşturabiliriz. Burada temel görünüşler kolayca oluşturulabilir. Görünüşlerin yerlerini ve tiplerini belirledikten sonra sağ tuş Create ile işaretlediğim yerlerde görünüşler oluşur. Görünüşlerin yerlerini değiştirmek için farenin sol tuşuyla görünüşleri işaretleyip farenin hareketiyle yerlerini değiştirebilirsiniz. Browser penceresinde oluşturduğum görünüşler yer alır. Örneğin temel görünüş ve temel görünüşten türetilen diğer iki görünüş burada iç içe geçmiş bir şekilde bulunmaktadır. Aynı şekilde izometrik görünüş farklı bir ikon olarak burada yer alır. Görünüşlerin içerdikleri parça ya da montajlar ilgili görünüş ikonunun altında bulunmaktadır. Bu bir montaj dosyası olduğu için bu montaj dosyasının içerdiği parçaları da buradan görebilirsiniz. Hatta bunların unsurlarını dahi buradan görmeniz mümkündür. Bir görünüşün özelliklerini değiştirmek için browser penceresinden görünüşü seçip sağ tuşa basmanız ve buradan Edit View demeniz mümkündür. Ya da doğrudan gidip görünüşü çift tıklamanız yeterlidir. Burada örneğin izometrik görünüşün stilini gölgeli olarak değiştiriyorum. Bu şekilde Autodesk Inventor ile öncelikle bir temel görünüşün tanımlanması
Daha sonra Projected View ile bu temel görünüşten istenen diğer temel izdüşüm görünüşlerin oluşturulması, görünüş oluşturma yöntemimizin başlangıcıdır.